Hollywood'un önemli birçok filminde görsel efekt hazırlayan Coşku Turhan, Doğu Akdeniz Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğrencileriyle 2 gün boyunca önemli çalışmalar yaptı. İnanılmaz Örümcek Adam, Muhteşem ve Kudretli Oz ve Alice Harikalar Diyarında gibi yüksek bütçeli Hollywood filmlerinin animasyon ve görsel efektlerini hazırlayan Coşku Turhan, oldukça ilgili olan öğrencilerle bir seminer ve bir de atölye çalışması gerçekleştirdi. İletişim Fakültesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümünün daveti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu'nun ana sponsorluğunda ülkemize gelen Coşku Turhan, burada bulunduğu 3 günlük süre içerisinde Hollywood'da edinmiş olduğu bilgi ve birikimlerini öğrencilerle ve alana ilgiyi duyanlarla paylaşma fırsatı buldu. Doğu Akdeniz Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Başkanı Doçent Doktor Senih Çavuşoğlu, Coşku Turhan'la düzenledikleri etkinliğin aslında uzun soluklu bir işbirliğinin ilk adım olduğu müjdesini verdi. Gerek bölüm öğrencilerine gerekse de öğretim üyelerine Hollywood'da Sony Pictures Imageworks firması aracılığıyla staj ve eğitim olanakları sunacaklarını dile getiren Doçent Doktor Çavuşoğlu, bu işbirliği sayesinde ülkemizde de yüksek kaliteli animasyon ve görsel efekt içerikli filmler yapma amacında olduklarını söyledi. Hollywood'un en büyük film yapım şirketlerinden biri olan Sony Pictures Imageworks'te sorumlu yönetici konumunda çalışan Coşku Turhan, Dayı TV'ye de ayrıca röportaj verdi ve kariyerinden bahsetti. Coşku Turhan, Hollywood'da çalıştığı filmleri mütevazılığıyla bizlere anlattı. Ben Amerika'da çalışıyorum şu anda, Sony Pictures Imageworks'te. Hollywood filmlerine görsel efekt yapıyorum. Görsel efekt yapan bir takımın başındayım şimdilik. Böyle başladım. Associate, yani bir alt bölümden başladım. İşte şimdi 5-6 senedir oradayım. Şimdi Senior Lead Technical Director İngilizcesi. Türkçesini çevirince çok hiç alakasız oluyor. İşte üst düzey Lead Teknik Direktör diye geçiyor. Öyle şeyim, işim maalesef. Onu hiç kimseye anlatamıyorum o yüzden. Ben Bilkent Üniversitesi'nin lisesi vardı. Biraz böyle sanat ağırlıklı bir liseydi. İngilizce eğitim veren bir lise. Orada resime çok yöneldim. Resim ve müzik iki dalda da çok ilgim vardı. O yüzden resim çizmeye başladığım zaman hani bu grafik sanatlara çok ilgim vardı o zaman. Zaten hocam da öyle yönlendirdi. Sen grafik tasarım bölümüne git dedi. Çok beğenirsin dedi. Kendisi de orada eğitim veriyormuş zaten. Daha doğrusu bir arkadaşı. Öyle grafik tasarım bölümüne girdim Bilkent'in. Orada hem işte tasarım, basic design, bu tür şeyleri öğrendim. O sırada da animasyon tarzı, gerçi tam böyle çizgi film, karakter falan onlara ilgim yoktu ama işte hani grafik tasarımın hareketli versiyonuna, ona çok ilgim oralar arttı. Öyle onu da pekiştirmek için gideyim Amerika'ya okuyayım dedim. Hem de müzik çalışmalarını devam ettiririm falan diye. Öyle USC'ye başladım buraya gelip. Pardon, burasını Los Angeles diye düşündüm yani. Los Angeles'a gidip University of Southern California'ya başladım. Orada işte animasyon dersleri, film dersleri falan. Zaten filme çok ilgim vardı. Hep film çekmek istiyordum. Öyle iyice pekişti. Sonra da Sony Pictures'a başladım hemen mezun olduktan sonra. Ne kadar kötü? Şehirler yok oldu. Çocuklar yetim kaldı. Kansaslı muhteşem büyücü. Seni bekliyordum. Bizi kurtarmalısın. Ben mi? Bir kere okulu çok özlemişim. Öğrencilerin o enerjisi, o öğrenme isteği falan o mükemmel. Yani herkesin gözünde bir ışık var. İşte sorular soruyorlar, öğrenmek istiyorlar. İşte böyle dikkatli izliyorlar falan. O süper bir şey yani. Kendimi hatırladım. Ben de zamanında her şeyi alırdık. İşte kendimiz araştırdık, ederdik falan. O heyecan süper. İşte yavaş yavaş da ölüyor hani öğrencilikteki o heyecan. İnsan biraz daha kendi işine verdiği için. O yüzden ben de hatırladım hani bunu hiç bırakmamak lazım, öğrenmeyi, o işte o arzuyu falan. Ama öğrenciler süper, çok değişik ülkelerden öğrenciler var, İran'dan çok öğrenci var. O yüzden böyle bir kaynaşmışlar, çok böyle bir yani yaptıkları şeyden çok memnunlar. O yüzden öğrenmeyi çok istiyorlar. Bu süper bir imkan ya, hem işte Türkiye hem Kıbrıs hem de dünyadaki öğrenciler için bence çok iyi bir bölüm olmuş. İnşallah devam gelir, büyür. Hocalar da müthiş. Hocaları çok çok sevdim gerçekten, süper ağırladılar son 2 gündür. İşte gezdirdiler, şey yaptılar. Fırat Bey sağ olsun, o bütün programı o ayarladı.
Yani inanılmazlar. Herkes çok şeker, içten. İşte gerçek buradaki ilişkiler. O yüzden çok hoşumuza gidiyor. Tell us a little bit about yourself, Mr. Parker. Not much to tell, really. Peter lives with his aunt and uncle. Did you catch that spider guy yet? No, but we will. This guy wears a mask like an outlaw. I think he's trying to do something maybe the police can't. Can't? You know, if you're gonna steal cars, don't dress like a car thief. You a cop? You seriously think I'm a cop in a skin tie, red and blue suit? Who are you? I know it's been rough for you, Peter. I forgot all about that thing. It was your dad's. Your father was a very secretive man, Peter. Dr. Connors. I'm Richard Parker's son. Yani bu muymuş diye bir öyle bir şey fark etmedim ya da hiç Hollywood'a gideceğim ben, Hollywood'da büyük adam olacağım diye gitmedim açıkçası. Hani tamamen işte ben yaptım işte başarılı olayım, yaptığım işin en iyisini yapayım diye yaptım her zaman. İşte en ufak bir projede bile işte daha iyisi nasıl olur, daha değişik nasıl olur falan şeklinde baktım bütün hayatını projelere, yaptığım işlere, filmlere falan. O yüzden oraya da gidince hani buradan işte gidip Hollywood'da film bulurum falan öyle bir hava oluyor gerçi. Çünkü Los Angeles'ta yaşıyorsunuz. İşte bütün mezun olanlar Hollywood'da iş buluyorlar falan. O yüzden hani orada çalışırken sonuçta projeme ağırlık verdim. Şu projeyi bitireyim bir iki sene, bir buçuk sene falan. En azından nasıl yapılıyormuş kendim mi geçeyim falan. Sonra belki Türkiye'ye giderim, belki şey olurum dedi. Sonra o proje başarılı olunca İşte orada iş bulmak daha kolay oldu. Arkadaşlarla olan ilişkiler de çok önemli. Hani onlar da hani başarılı insanlar, başarılı insanları çeker gibi bir durum olduğu için. Öyle işe başladım. Zaten onun içinde, içinde olunca insanların dünyasını göremez ya. O yüzden içinde olunca böyle Hollywood filmleri falan diye öyle düşünmüyoruz yani. Ama yani sonuçta keyifli bir iş. I gotta stop him, 'cause I created him. Maybe it is. Thirty-eighth of New York's finest versus one guy in a unitard. Whoa! If you want the truth, Peter, come and get it. I am issuing an arrest warrant for the masked vigilante known as Spider-Man. En son şu anda yine yeni bir Spider-Man'de çalışıyoruz. Daha prodüksiyon öncesi diyeyim, daha bir gelişme, dizayn aşamasında. Ondan önce Oz Büyücüsü filminde çalıştım. O biraz daha zor bir projeydi. Pek keyifli değildi çünkü zaman çok kısıtlıydı, iş çok fazlaydı. İşte insanlar pek memnun değildi o projeden. Ondan önce yine Spider-Man filmi. O ekip daha keyifli bir ekip, daha küçük. Daha böyle birbirini tanıyan bir ekip olduğu için o daha bir enerji, orada daha bir pozitif. O yüzden o çok keyifli bir projeydi. Ondan önce Yeşil Fener, Green Lantern diye bir projede çalıştım. O da uzay filmlerini çok sevdiğim için o da ayrı bir keyifti. Ondan önce hangi filmde çalıştım? Hatırlayamıyorum şimdi. Ha, Alice Harikalar Diyarında filmde çalıştım. Ondan önce G-Force diye böyle hamsterların olduğu bir filmde çalıştım. Ondan önce Beowulf falan öyle. Devam etti yani. Öleceksiniz, öleceksiniz! Kargalar bize öleceksiniz mi dedi yoksa? Yakında. Sadece senin büyün bizi kurtarabilecek güçte. Lütfen bana dövüşebildiğinizi söyleyin. Hayır. Ama şarkı söyleriz. Aman ne güzel. 5 dakika izin verin. Sizi şaşırtmak istemem ama ben aslında büyücü olmayabilirim. Tabii fiyat paraları iyi. Özellikle hani yükselince senior ve lead pozisyonlarında parası çok iyi. Yani hani o konuda bir şikayetimiz yok. Ama yani görsel efektlerin üstüsü iyi kazandırır mutlaka. Yani hani orta seviyenin üstünde kazanıyor insanlar. Çünkü çok teknik bir iş ve de çok kualifiye olmanız gerekiyor. Yani hani okullarından mezun olmuş olmanız, proje yapmış olmanız falan. O yüzden hani fazla bir mezun yok bu okullardan çıkan. Olunca da kalifiye oldukları için iyi para kazanıyorlar. Yani çünkü teknik bir iş sonuçta. Şey, bilgisayarla bağlantılı olduğu için. O yüzden evet. Meet me under the gazebo in precisely 10 minutes. Alice Kingsley, will you be my wife? Kendi projelerimi çekmek istiyorum. Hani directing, yönetmenliği denemek istiyorum. Belki bir
Türk filminde önce bir işte görsel efekt post supervisor olarak falan başlayıp görsel efektlerini yapıp ondan sonra kendi filmlerimi directing'e, kısa filmlere falan öyle şeylere geçmek istiyorum. Hani hikayeler çok hoşuma gidiyor, hikaye anlatmak ama görsel efekt filmi değil de daha böyle değişik filmler çekmek isterim açıkçası. If you want the truth, Peter, come and get it. I am issuing an arrest warrant for the masked vigilante known as Spider-Man. I'm in trouble. Coşku Turhan son olarak da Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde umduğundan çok daha fazlasını bulduğunu anlatan Turhan, hem bölümün öğrencilerine sunduğu teknik olanaklar hem de öğretim üyesi kadrosuyla Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin bu alanda dünya çapında bir eğitim sunduğunu söyledi. Görsel efekt Oscar'lar olarak kabul edilen Visual Effect Society tarafından İnanılmaz Örümcek Adam filmindeki çalışmalarıyla bu yıl bu ödüle aday gösterilen Coşku Turhan, burada bulunduğu süre içerisinde Cumhurbaşkanı Dervişeroğlu ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça tarafından da kabul edildi.